Evet. Yani o böyle dönüp dönüp onun böyle şarkıları vardır ya. Evet, doğru. Böyle çok tam güzel. Böyle insanın içine çok işler. Onları dinlerdim. Sezen'in bir dönem çok böyle çok çok sevdiğim, çok içime işleyen şarkıları dinlerdim. Bugün kimi dinlerdim. Yani bugün böyle çıkan yeni arkadaşlardan tuttuğun, çok keyif aldığın. Yani özellikle dinlediğim birisi var mı onu bilmiyorum. Hadise Yok ile ilgili ama bir şeyler söylemişsin de, çünkü Hadise'yi herhalde çok beğeniyorsun diye. Böyle Hadise'nin o duruşu, vücut dili, şarkı söylemesi hoşuma gidiyor. Yani çok yetenekli buluyorum, çok iyi buluyorum duruşunu. Ama çok iyi sesi olan şarkıcılar var. Mesela işte zaman zaman da tarz olarak biraz hani o hayatta duruşunu bana biraz benzetiyorlar. Mesela Funda Arar. Evet çok ya. Gerçekten Funda Arar, son yıllarda yetişen en iyi yorumculardan bir tanesi hem olduğunu düşünüyorum. Hem kesinlikle öyle. Tavrıyla. Çok peki. Da iyi bir şeyle, çok iyi şarkılar yakalanıp çok güzel, çok akıllı işler yapıyorlar. Direkt bir soruyla devam edeceğim. Aşık mısın? Bircan'ın gülüşü gördün mü kenardan? Aşık mısın Bircan bebeğe? Hadi bakalım konuş şimdi. Hadi bakalım şimdi anlat. Evet, aşık mısın? Bunu da konuşacağız. Herkes merak eder. Nilüfer aşık mı? Hep böyle şarkılar ne güzel, ay ne güzel, ev hayatı da güzel falan konuşmayacağız. Yani aşkı da biraz konuşmak lazım. Bu bir cevaptı herhalde. Biz algılayamadık. Aşık mısın? Ne kadar? Kime aşıksın? Allah. Yok bu konuda cevabı. Yorum yapmak istemiyorum bu Efendim? Akşam. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum bu gece. Bu konuda yorum yapmanı biz istiyoruz bu akşam. Evet. Ne oluyor? Aşık mısın? Benim kadar. Evet. Konu geçti zannetmeyin. Konu olanca sıcaklığıyla önümüzde duruyor. Ya niye bizim programın kaderi bu? Başka programlarda görüyorum, herkes her şeyi anlatıyor. Bizim programda... Ben hangi programda neyi anlatıyorum? Ya anlattın işte. 1974 müydü neydi bir programda, ben hatırlıyorum. Bayağı bir uzun uzun anlattın ya. Şu anda aşık mısın? Kime diye sormayacağım ya. Aşık mısın değil misin? Var evet. Bir aşık. Şu anda var. Var. Kime? Kime diye sormayacağım ama dedim. Evet. Kime diye sormayacağım. Kime? Ooo. Nilüfer söyle misin? Bana aşık mısın? Sen aşık mısın? Ben şu anda aşık değilim ama olacağım. Olacağım. Ümidim var. Bu sene olacağım inşallah. Sen bu seneyle ilgili acayip. 2010'a çok iyi girdim. Peki bir şey soracağım. Sen aşık olamıyor musun? Ben aşık oluyorum. Ama her çıktığım programda söylüyorum. Evet. Hayır, kendi şey. Hayır, ben aşık oldum. Oldum yani. Ya, evet, kaç gerçekten. Kere? Ya profesyonellik bu, biliyorsunuz değil mi? Döndü dolaştı bu iş, geldi bana yani. Sen önce söyle, sen kaç hayatım, kere aşık oldun? Senin yanında bir tane aşık olduğun, ben bu kadın, benim aşık olduğum kadın diye yan yana kimseyle görmedik. Benim aşık olduğum... aşık olduğum dediğim... Beni bir takım insanlarla gördüler. Yani ben iki defa evlendim. Daha ne olsun, bir kez nişanlandım. Daha sonra bak neler var. Saymayayım şimdi tek tek. Senin var mı? Allah Allah. Nasıl geldi bu konu bana ya? Ben ne güzel ki... Sen istedin ama yani. Tamam, bu konudan konuşmayalım. Ben de sevmedim bu konuyu. Bir an konudan sıtkım sıyrıldı. Ben evet. Şarkı söyleyeyim o zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.